1865'te modern genetiğin babası kabul edilen Mendel, bugün gen olarak adlandırdığımız kalıtsal faktörlerden bahsetmeye başladı. 1900'lerin başlarında ise Mendel'in çalışmaları yeniden ortaya çıktı ve insanlar "Tamam, anne babadan çocuklarına geçen özelliklerin yapısını anladık. Fakat bu olaya sebep olan biyolojik mekanizmayı hala tam olarak anlayamadık." diye düşündüler ve konuyu yeniden sorgulamaya başladılar. Bu özellikler hücresel hatta moleküler seviyede nasıl kodlanmış olabilirdi. Bir önceki videoda da bahsetmiştik ama 1902'de Boveri ve Sutton hücresel bölünme esnasında kromozomların nasıl çift hale gelip ayrıldıklarını inceleyen kromozom teorisini ortaya attılar. Bu teorinin açıkladıkları Mendel'in tasvir ettiği kalıtsal faktörlerle de örtüşüyordu. Sonra Morgan değişen göz renginin x kromozomuyla e, ilgili yani x kromozomu ile pardon aktarıldığını kanıtladı. Bunun üzerine Morgan ve ekibi meyve sinekleri üzerinde daha ayrıntılı çalışmalar yaparak kromozomların bu kalıtsal faktörlerin asıl kaynağı olduğunu kanıtlamaya çalıştılar. Kromozomun protein ve DNAdan oluştuğu biliniyordu. Ancak Kalıtsal faktörlerin kodlandığı molekül ya da molekül grubu ne olabilirdi? Evet, işte bu soru önemli. Önceleri bunun proteinler olduğu düşünüldü. Proteinler kalıtımsal faktörlerin kodlanabileceği kadar karmaşık ve farklı yapılar olarak görülürken, DNA en azından ilk zamanlarda son derece sıkıcı ve değişkenlik göstermeyen bir yapı olarak e, kabul ediliyordu. Hatta hatta DNA'nın türler arasında bile aynı olduğu düşünülüyordu. Yani böyle düşünüyorlardı, bilim insanları. Bunun için bilim insanları kalıtsal faktörler konusunda önce proteinlerin tarafını tuttu. Ama daha sonra rakip olan DNA tarafının da eli güçlenmeye başladı. Örneğin grafitin deneyi Griffith, ısıyla öldürülmüş bakterileri alıp canlı bakterilerle bir araya getirdiğinde canlı bakterilerin değişim geçirerek ölü bakterilerin özelliklerini taşımaya başladıklarını gördü. Sonra 1944'te ise e, Avery, McCarthy ve MacLeod ısıyla öldürülmüş bakteriden geriye kalıp da canlı bakterileri değişime zorlayan şeyin büyük olasılıkla DNA olduğunu keşfettiler. Bundan sonra Hershey ve Chase'in deneyleri ise... Bu konuda daha kesin kanıtlar elde etmemizi sağladı ve merak edenler için bununla ilgili e, uzun bir videomuz da var. Belki hatırlarsınız. E, Hershey ve Chase virüslerin bakterilere genetik sistemlerini gasp etmek için enjekte ettikleri şeyin ne olduğunu merak ettiler. Sonuç olarak bunun proteinin değil de DNA'nın işi olduğu sonucuna vardılar. Evet, dediğim gibi bu durum DNA tarafın e, ta, DNA tarafının yani elini daha da güçlendirdi. Ama bu noktada bile insanoğlu olarak DNA'nın yapısının ne olduğunu bilmiyorduk. Hatta bu yapının kalıtımsal faktörleri nasıl kodladığı hakkında hiçbir bilgimiz yoktu. Çalışma Watson ve Crick'le sonuçlanıyor. Ancak burada adı geçen ve daha nice tüm bu bilim insanları olmasaydı onlar da bu sonuca ulaşamazlardı. DNA hakkında daha çok kanıt toplayıp Watson ve Crick'e çalışmalarında destek olan birçok kişi de oldu ama bunların arasında özellikle Chargaff ve hak ettiği övgüyü alamamış olan Rosalind Franklin'den bahsetmeden geçemeyiz. Chargaff DNA'nın insanların düşündüklerinden daha ilginç olduğunu öne sürmüş ve adenin, guanin, sitozin ve timin Azotlu bazların DNA'daki sıklığı türler arasında değişiklik gösterdiği, e, yani bu sıklığın türler arasında değişiklik gösterdiğini fark etmişti. Ve bir türü olduğu tür yapan kodlamayı gerçekleştiren şeyin de türler arasında değişiklik göstermesi kadar doğal bir şey olamazdı. İşte DNA bu yüzden oldukça ilginçti. Chargaff'ın farkına vardığı ve e, Watson ve Crick için de temel olan diğer şey ise DNA'daki guanin sıklığının sitozin sıklığına, yine DNA'daki adenin sıklığının da timin sıklığına eşit oluşuydu. Bu keşif, bu moleküllerin bir şekilde birbirleriyle alakalı olduğu ve bir araya geldiği fikrini doğurmuştur. Böylece 1950'lerin başına geliyoruz. DNA'nın moleküler temel olduğuna dair kuvvetli kanıtlarımız da var. Chargaff'ın kuralları isimli çalışması ile Chargaff ve Rosalind Franklin de en önemli isimler arasında. Rosalind Franklin DNA kristalleri üzerindeki X ışını kırın kırınımlarını inceliyordu. DNA kristali DNA halkasında moleküllerin düzenli bir şekilde dizilmesine yardımcı olur. Bu bir DNA molekülü olsun, bu bir diğeri, bu da başka bir tanesi olsun. Bunlara X ışını yansıtıyoruz ve sıradan bir ışın değil, X ışını kullanılması gerçekten çok önemli. Çünkü X ışınlarının küçük dalga boyları atomik seviyedeki özellikleri yakalayabiliyor. Evet, X ışını yansıtınca X ışınları kırılıyor ve biz de bu kırınımların özelliklerini inceleyebiliyoruz. Moleküllerin yapıları değişik kırınımlara sebep oluyor. Franklin'in bulduğu ünlü kırınım özelliklerini gösteren bu resimde de Sarmal bir yapının ipuçları var. Sarmal bir yapı. Eğer bir röntgen uzmanı değilseniz bu resim hakkında çok fazla düşünmemenizi öneririm. Çünkü bu DNA molekülünün direkt olarak görüntülenmesi anlamına gelmiyor. Ama bu resme bakan uzmanlar ve Rosalind Franklin buradaki X şeklinin sarmallı bir yapının göstergesi olduğunu biliyorlardı. Ayrıca bu resme bakarak moleküller arasındaki ve sarmallar arasındaki uzaklıklar hakkında bile bilgi edindiler. Bir kere daha söylemek istiyorum. Kırınımlar sonucu elde edilen görüntü direkt bir görüntü değil. Ve bir şeylerin kırınımlarından yola çıkarak böyle bir sonuca varmakta her baba yiğidin harcı değildir. Bu sonuca ulaşmak için birçok farklı açıyı da denemek gerekir. Bugün bu tarz çalışmalar için bilgisayarları kullanıyoruz bir elektron bulutundan yola çıkarak molekülün nasıl göründüğünü hesaplıyorlar. Franklin'in zamanı için bu çalışma oldukça zorluydu. Franklin sarmal bir yapı olduğunu biliyordu ama çalışmalarını yayınlamadan biraz daha kanıt elde etmek istedi. Hemen hemen aynı zamanlarda Watson ve Crick de DNA'nın yapısını çözmeye çalışıyorlardı ve Franklin'in birlikte çalıştığı Maurice Wilkins sayesinde Franklin'in çalışmalarından haberdar oldular. Watson ve Crick DNA'nın tek sarmallı değil de çift sarmallı bir yapı olduğunu kanıtladılar. Hatta buradaki bas çiftlerinin de çift sarmalın boğumlarını oluşturduklarını ve DNA'nın bu sayede bilgilere nasıl sahip olduğunu ve kendini nasıl kopyaladığını da buldular. Bu konuyu ilerideki videolarda daha detaylıca inceleyeceğiz ama hikayenin üzücü bir kısmı da var. Wilkins, Watson ve Crick keşifleri sayesinde Nobel ödülü kazandılar ama Franklin genç yaşta öldüğü için ve doğal olarak ölüyken Nobel ödülü kazanamayacağınız için ne yazık ki bu ödülü alamadı. İnsanlık tarihinde ve bilimdeki en önemli keşiflerden biri olarak kabul edilen bu keşif Franklin'in çalışmalarını temel alıyordu ve Franklin e, bunu gerçekten hak etmişti. Düşünsenize Watson ve Crick eğer Franklin'in çalışmalarına ulaşamasaydı belki de bu keşifi yapamayacaklardı. ya da Franklin çalışmalarına devam edebilseydi ve işine karışan biri olmasaydı belki de aynı sonuca kendi başına ulaşacaktı. Bu yüzden Franklin bilim tarihinin gözden kaçırdığı bir karakterdir. E, bu arada Watson ve Crick'in hakkını da vermek lazım. Çünkü onlar da çift sarmallı yapıyı kendi zorlu çalışmaları sonucu keşfedebildiler. Birinin tersi yönünde giden antiparalel çift sarmallı yapıyı birbirlerine bağla, e, birbirlerine yani bağlanan azotlu bazlarla e, bize anlatmışlardı. Evet arkadaşlar, bu gerçekten de çok 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 büyük bir bir, bir e, keşiftir. Tarihimiz boyunca özelliklerimizin çocuklarımıza geçtiğini biliyorduk ama bu transfer bizim için sihirli ve mistik bir şeydi. Örneğin gözlerimizin annemize benzediğini biliyorduk ama bu özelliğin DNA'da nasıl kodlandığını bilmiyorduk. Şu anda ise bizi biz yapan şeylerin aslında bu moleküllerde kodlanmış olduğunu biliyoruz. Bu gerçekten çok önemli bir buluş ve insan hayatı dahil olmak üzere her türlü yaşam formunun yaşamını yaşam yapanın ne olduğu hakkındaki sırra da ışık tutuyor aynı zamanda.